Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir içeriğimiz var. Kardeşlerim karşınızda görmüş olduğunuz Kenen aynı zamanda Genji'nin üst koridor oyuncusu Dora. Genji takımını bilmeyenler için tabii ki bilmeyen yoktur ama yine de söyleyelim. LCK'de arkadaşlar son dönemde Kore ligine damgasını vurmuş bir takım. Chovy ile aynı takımda oynayan Doran. Onu da hatırlatalım. Son senenin de son mevsiminde şampiyonu diyelim. Kenan güçlendirme aldı. Bu güçlendirmeyi alır almaz ben dedim ki Kenan kesin meta girecek. Hatta ve hatta dünya şampiyonasında da eğer ki bir nerf vesaire gelmezse kesinlikle oynanmaya devam edecektir üst koridor tarafında. Bunların hepsini bir kenara koyup videomuza geçmeden önce de arkadaşlar sizlerden ricamız videomuzu beğenmeniz, yorumlarınızı yapmanız. Yorumlarınız bizim için değerli. Birkaç gündür yorum okuyamıyordum ama İstanbul'a gittik, yat videosu çektik, bilmem ne falan filan deyince biraz sıkışık bir takvimim vardı. Şimdi tekrardan geriye döndük. Evet. Şimdi güçlendirmeden bahsedelim. Arkadaşlar ultisine bekleme süresinde azalma buff'ı geldi, güçlendirmesi geldi. Bu ne demek? 6. seviyeden 16. seviyeye kadar tamamen aynı 120 saniye bekleme süresi olan bir kenen var. Kenene de genelde hani öyle bekleme süresinde azalma olarak inanılmaz eşyalar alınmıyor. Tabii ki alınıyor ama öyle atıyorum Gragas gibi vesaire gibi bekleme süresi azalmaları almıyorsunuz. Bu bir, bir diğer konu. Kenenin E yeteneğinin enerjisi arkadaşlar birinci seviye ile 5. seviyesi tamamen aynı oldu. Yani düşürüldü. Önceden 100 enerji harcayan E yeteneği birinci seviyede şimdi artık 80 enerji harcıyor. Bu da çok değerli bir değişim. Ultisinin değişimi neye yarıyor onu da söyleyelim. Ultis arkadaşlar artık biliyorsunuz ki Kenen takım savaşı yapması için Kesinlikle ve kesinlikle ultiye ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden de ultisinin savaşması söz konusu bile değil. O yüzden ilerleyen oyun aşamasında takım savaşlarında neredeyse hepsinde ultisi olacak diyebiliriz. E yeteneğini sürekli kullanıyor. Çünkü oradan bir saldırı hızı geliyor arkadaşlar. O da e, Kenen için çok değerli. Siz... Eğer ki ben Darius'a karşı otomatik saldırılarımla onu darlayabilirim. Onu işte yenebilirim diyorsanız W yeteneğinizi güçlendirebilirsiniz. Eğer tank eşleşme varsa E yeteneği güçlendirebilirsiniz yine. Eğer ki atıyorum e, uzaklarda mesela Jayce gibi bir eşleşme varsa işte uzaklardan farm yapmanızı gerektiriyorsa işte yaklaşamıyorsanız falan Q yeteneğinizi de güçlendirmeniz sizin için avantajlı olur. Hem rakibi dürtmek açısından menziline girmeden hem de minyonları rahat rahat alma konusunda işinize yarayacaktır. Kordor aşamasında tırpan ve doran kılıcı genellikle tercih edilen eşyalar arasında bunun da sebebi Kenen'in erken aşamada üst koridorda genelde yakıncı şampiyonlar oynandığı için ya da Kenen otomatik saldırılarla dövüşmeyi sevdiği için buradaki o tercihler güzel olabiliyor. Burada neden tırpan almış doran kılıcı yerine koridor aşamasında Zaten eşya bile almasa Darius'a karşı çok rahat bir oyun sergilerdi O yüzden de böyle bir tercih yapmış diyebiliriz Bana sorarsanız kolay koridorlarda alt koridorda bile çok fazla tırpan alındığını gördük. Üst koridora neden alınmasın? Burada rakibi otomatik saldırı vurup hemen E yeteneğiyle çıkıp orada kuleden hasar yememeyi bayağı güzel başardı. Ve koridor aşamasında beklediğimiz gibi Kennen erken aşamaları domine ediyor. Şimdi Kenen'i e abi böyle anlatıyorsun bu hero'nun hiç mi zayıf noktası yok? Tabii ki var. Örnek veriyorum Kamil. Örnek veriyorum İrelia. Üzerine direkt olarak atlayan şampiyonlar gerçekten Kenen'in canını yakabiliyor eğer ki Kenen hata yaparsa. E yeteneğinizi rakibi dürtmek için genelde kullandığınız için E yeteneğinizi kullandıktan sonra mesafeyi biraz daha açmanızı size tavsiye ediyorum. Yani biraz daha temkinli oynamanız gerekecektir. Evet şu an baksanıza Darius mesela minyon bile kesemiyor ve Kenen'in rakip kule altında çok iyi özellikleri var. Otomatik saldırıyla rakibe yıldırım yükü bırakıp W'sule hasar vurabiliyor. Q yeteneğini sürekli atabiliyor az önceki gibi. Dipnot Elektrik ver rünüyle giren bir kenenden bahsediyoruz. Elektrik ver değil atıyorum eğri girse rakibi koridor aşaması açısından çok daha zorlu bir eşleşme onu bekliyordu diyebiliriz. Ki böyle bile gerçekten rakibini çok kötü bir duruma sokmuş durumda. Ve şunu da hatırlatalım rakibinin ışınlanıyor arkadaşlar. Bu da çok kötü bir senaryo. Bayağı bir az can, canı var Darius'un burada bir kule altı bile görebiliriz belki. Q yeteneğini de kullandı bu arada. Bakalım şimdi Darius üzerine doğru koşuyor Kenan ama çok güzel bir Q daha tuttu. Kızart'la beraber ama tabii ki orada devam etmek istemiyor. Darius da çok temkinli oynuyor yani. Mesela ben her zaman şunu söylüyorum. Şu an çok agresif oynayıp bu rakibi sıçratıp ölmenize gerek yok. Bırakın gerekirse koridor hep böyle devam etsin. Neden biliyor musunuz? Koridor böyle devam ettiği zaman arkadaşlar bu arada 6. seviye oldu. Burada bir kule altı görebiliriz artık. Yine burada ee, kızartım bitmesini bekledi. Hayaletini basıp üzerine koştu yalnız Darius. Kindred geliyor diye koştu büyük bir ihtimalle ama direkt olarak tek yedi ve Kindred Kennen'i şu an öldüremez. Kapı çaldı hemen geliyorum. Biraz garip bir yerde kapı çaldı ama şimdi geldim burada Kindred'ın öldürme ihtimal çok yok. Hatta burada ultisini Kindred'ın üzerine kullanıyor. Minyon dalgasını da ittirmek adı altında ama yan taraftan Pyke da geldiği için maalesef burada düşen Kenan oluyor. Pyke'ı da öldürecekler. Büyük bir ihtimalle letal tempolu bir... Yok konkururmuş. Yenilmezli bir Jarvan var. Ve koridoru bakın. İşte ben bu olaya bayılıyorum. Yüksek ele oyunlarda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Jarvan burayı ittirmiyor. Normalde burayı ittirse mesela çok daha büyük bir kendi adına kazanç. Ama adam diyor ki benim koridor oyuncum daha önemli. Koridor oyuncusu tabii ki Doran. Orası ayrı konu. Benim de Doran olsa ben de hepsini bırakırım. Ama bakın koridor ne kadar güzel. Mesela Jarvan şu an istese sallıyorum yani sıçrası da olmayan bir Darius olsa şu an sıçrası var ama bir sürü böyle pozisyon görüyoruz. Direkt olarak skor gelirdi. O yüzden de bu tarz şeylere kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer ki koridor sizin takım arkadaşınıza yarayacak şekilde kalıyorsa Bırakın o minyon dalgasına vurmayın derim. Bu arada E yeteneğini biraz fazla kullanmaya başladı Doran. Hani böyle biraz ota boka kullanıyor gibi bir durum söz konusu ama idare ediyor şu dakikaya kadar. Bu arada Q yeteneğinizi güçlendirmenizin şöyle bir dezavantajı da var. Yani otomatik saldırılarınız çok güçlü. Otomatik saldırı hep vuruyorsunuz. W yeteneğinizi kullanmanız çok daha kolay oluyor rakibe. Tabii ki atıyorum Q yeteneği kadar hasar vurmuyor olabilir. Ama şöyle bir durum söz konusu oluyor orada. Hani bir menzile girmek zorunda kalıyorsunuz W'nuzu patlatmak için. Bu arada Q yeteneğiyle Darius'u çekliyor. Çünkü rakibin sıçrası falan var ya hani oradan gelip beni öldürmesin diye ve Darius'u buluyor burada. İşte burada da tecrübe konuşuyor diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Sıçrayıp yavaşlattı doğru Tam kaçarken Kenan E yeteneğini de kullanıyor ve skor geliyor. Darius'tan bana sorarsanız çok güzel bir oyun. Çünkü Bakın biz her zaman önceki analizlerimde de belki bir yıl öncesinde, 2 yıl öncesinde bile bulabilirsiniz bunu. Şöyle bir durum söylüyorum ben size her zaman. Eğer ki siz ve takım arkadaşınız rakibe vurabilecek bir menzildeyseniz Arkadaşlar kitle kontrol atmanıza rakibe o kadar da gerek yok. Ya da işte yanınıza çekecek bir yeteneğiniz varsa ya da rakibe atlayan bir yeteneğiniz varsa otomatik saldırı vurabildiğiniz bir durumda rakibinizin üzerine atlamanıza gerek yok. Kitle kontrol konusunda şöyle bir parantez açmak istiyorum. Kitle kontrolde eğer kafa kafaya dövüştüğünüzde zaten yeniyorsanız kitle kontrolü atmadan da öldürebilirsiniz. Bu da esin için ekstra olur. Ama yani Jarvan EQ'su mesela hem kitle kontrol hem de mesafe kapatma olduğu için eğer Jarvan'la mesela sen rakibinin sıçrasının Olup olmadığını vesairesini bilmiyorsan Direkt at abi otomatik saldırını Bazen sıçra bile atıldığını biliyoruz At abi otomatik saldırını vur vur öldür EQ atmana gerektirecek bir şey yok Burada da Darius gerçekten o E yeteneğini Güzel şekilde bekletip tam kenen E yeteneğini kullandığı anda kullanıp keneni gafil alıyor diyebiliriz. Güzel oyun Darius adına da. Ya zaten Kore sunucusundaki yüksek elo da burada kendini ufak ufak göstermeye başladı diyebiliriz. Şimdi Kenen'le sizin her zaman yapmanız gereken şey şu. Her zaman söylüyorum Kenen gibi uzakçı şampiyonlarla bu Vayne'de olur, Tristana'da olur, işte Kalista'da olur. Genellikle rakibinizi birebir de öldürmek zorunda asla değilsiniz. Sizden genellikle beklenen şey üst koridoru sürekli ittirebiliyor oluşunuz, plaka alıyor oluşunuz ve takım arkadaşınıza, ormancınıza falan o, aralığı yakalıyor yani aralığı vermeniz. Yani Jarvan şu an rahat. Darius oyuna dahil bile olmuyor. Mesela Orianna değil başka bir böyle hafif rotasyon yapan bir şey. Bu arada E yeteneği basar basmaz Kenen ultisini kullanıp ay özür dilerim hayaletini kullanıp üzerine koşuyor. Burada Kenen'den ufak bir detay var. Hemen onu da söyleyelim. Bak E yeteneğini kullandığı gibi Darius hayaletini bastı. Şimdi burada rakibe bir kitle kontrol uyguluyor Kenan. Bir göstereyim size. Otomatik saldırıyla bakın kitle kontrolü uyguladı. Sonrasında ultisini açtı. Bir de ondan kitle kontrol. Ve burada bekle, hani Merkür'ün adımları olduğu için Kitle kontrolü hiç faydalanamıyor Kenan neredeyse ama burada Darius bir kez daha yavaşlatıyor. Q'yu yeteneğini harika dojladı burada Kenan ve Darius skoru alamıyor. Gördüğünüz gibi E yeteneğini bir kere yanlış kullandığı anda rakibi üzerine çöküyor. Şimdi minyon sayısında siz ne kadar önde olursanız olun şu an eşya olarak baktığınız zaman oha ya Kenan de ne kadar güçlü ya diyemiyoruz. Çünkü üste dönmeler oluyor bazen. Kenan üste dönmüyor vesaire oluyor falan filan. Şu an eşya olarak öyle inanılmaz farklar yok. Bunun bilincinde olmanız çok çok değerli arkadaşlar. Darius güzel denedi ama... Kenan da orada içeriye kafa atmadı. İki taraftan da güzel bir oyun görüyoruz burada. Gerçekten hatırı sayılır bir oyun oynadılar burada. İki tarafta. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani siz Kenan'le rakibi darlayın. Rakibi ittirin. Bir şekilde kuleden plaka alın, minyon sayısında fark atın. Bu fark 50 milyon olmak zorunda değil bakın. Bunu hep söylüyorum. 50 milyon değil. Siz bu adam kadar fark atmak zorunda değilsiniz. Zaten siz bu adam olsanız sizin Elo'da olmazsınız. Çok daha yüksek Elo'larda oynarsınız. O yüzden de aa şöyle oldu, böyle oldu değil. Bu adam mesela normal bir Gold oyuncuya çok daha fazla fark atar. Şu an rakibi şampiyonluk kümesinde bir oyuncu olsa bile böyle bir fark oluşmuş oluyor. Bu da e, olayın ekstra durumları diyebiliriz. O Jarvan'dan bir baskın geldi. Jarvan da orada hafif bekliyor. Q yeteneğini atar atmaz Darius ultisini kullandı ve burada skoru almayı başarıyorlar. Hemen koridorda ittirdiler Jarvan'la beraber. Kindred şöyle bir geldi ama burada geriye çıkacaklardır. Oo, Kenan üste dönüşünü bozdu. Kindred şuradaki totemden gittiğini gördü zaten. O yüzden üste dönüşünü bozdu. Bu koridoru tekrar ittirmek istiyor. Aslında arabalı minyon dalgası öyle ittirmek de kolay olmayacaktır derken burada ultisini kullanıyor. Bunu çokça görüyoruz. Viktor'da görüyoruz. İşte ne bileyim Orianna ile görüyoruz. Bazen Zix ile görüyoruz. Lux ile görüyoruz. Ya yani bunu atmanız bence çok kötü değil. Şöyle çünkü zaten atıyorum Darius burada Özellikle arabalı minyon dalgası olmasa ittirmeniz için çok daha iyi olabilirdi. Ama arabalı minyon dalgası olduğu için Darius buraya her türlü yetişiyor. Burada Kennen'in amacı rakibe minyon kaybettirmekten öte kendisinin üstse bir an önce hızlı dönmesiydi. Büyük ihtimal eşya bitiyordu. Bir de tırpan yükleri de bitiyordu. O yüzden bu eşyayı alması değerliydi. Bir diğer konu çizmesini roket kemerden hatta onlardan çok daha önce aldı. Kenan gibi bir şampiyon sürekli rakibe vur kaç vur kaç vur kaç yaptığı için de kesinlikle ve kesinlikle çizmesini erkenden bitmesi çok değerli. Bir de çizmeyi genelde erken bitmeyenler için söylüyorum. Bitmemenizin genelde ya da bu adamların bitmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi şu oluyor. Ninja tabi mi alsam, Merkür'ün adımlarımı alsam karar veremiyorlar bazen. Bazen bakın. O yüzden çizmeyi biraz geciktirebiliyorlar. Mesela da bu olabiliyor. Mesela adam çizmeyi almıyor. Ama de hangi çizmeyi alacağın zaten %90 ihtimalle belli. Genelde büyü nüfuzu ayakkabısı alıyorsun. O yüzden de erken alman çok da problem değil. Bunu da hatırlatalım. Yani genelde Merkür'ün adımları, Ninja tabi falan çok 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 nadir alınan eşyalar Kenan adına. Üst koridorda da zaten Ninja tabi alınan bir eşleşme olsa kesinlikle çok daha erkenden alındığını görürdük. Bu arada orman farkı çok fazla. Yani Kindred şu an Jarvan'a inanılmaz bir fark atmış durumda. W yeteneğini güçlendirmesinin de koridor ittirirken de ekstra gücü oluyor. Bunu da hani E yeteneğiyle girip minyonların arasına W patlatınca tek attığını görebilirsiniz. Şu an yavaş yavaş W'su da güçlenmeye başladı. Bakın orada e, rakibi hasar vuruyor. Baksanıza kulenin altında ne kadar büyük hasarlar vuruyor ve burada elektrik verle beraber ultisini bile kullanmadan skor alıyor ve burada ultisini kullandı. Eee koridoru ittirmek adına yine ko tamamen koridoru ittirmek için bir ulti kullanımı görüyoruz burada Kenen'den. Ama tabii ki 11 ve 16'da biraz daha e, şey bu olaylar dediğim gibi biraz daha esnek davranabilirsiniz bu açıdan derken alt koridora bir ışından geliyor. Saylas'ın canını bayağı az görmüş. Saylas'ta da ekstra altın var bakın 400 altını var. Burada skor Kenene giderse çok iyi olur. Jarvan'ın hiç vurmasına gerek yoktu bence. Kenan bu skoru almalıydı diye düşünüyorum ben. Evet burada alt koridora ışından atması biraz kötü gibi gözükebilir. Ama şöyle bir durum var. Zaten üst koridordan kuleyi neredeyse aldı. E plakalar bitti zaten. O yüzden de alt koridor kulesini de alabileceği için çok da dert olduğunu düşünmüyorum ben. Burada en kötü e, koridor değişikliği yaparlar. Pyke burada skor almayı başarıyor. Bakalım Pyke'ı kovalayacaklar mı? Bart bu konuda iddialı. Kovalamaya devam ediyorlar. Q'yu kaçırdı. Oo devam ediyor hala. Oo bak bu şaşırtıcı. Güzel bir ulti geldi. İnanılmaz bir hasar geldi orada Pyke'a. İşte Kennen'in de en iyi olaylarından bir tanesi... Bu yani hasarın nasıl çıktığını özellikle tank olmayan şampiyonlar canavuzu biraz düşükse falan inanılmaz saçma şeyler çıkıyor. Burada Silas Kenan ile tüm minyon dalgasını temizlemeyi başarıyor. Burada Kenan kendisini göstermeyebilirdi mesela. Eğer kendini göstermese büyük ihtimal Sivir Kule'yi almıştı. Bu da mesela görmeden böyle aa Silas benim ultimi alır minyon dalgasını açar diyebileceğiniz bir durum değil. İşte sen Kenan'ı o kadar çok oynuyorsun ki veya o kadar çok izliyorsun ki aa diyorsun bak bu adamın başına bu gelmişti tecrübe ediyorsun. Yani bu hayatta da var yani sizin arkadaşlarınızdan eşinizden dostunuzdan birisi bir hata yapmıştır. Aa dersin ki bak o onu yaptı böyle oldu ben en iyisi yapmayayım diye bir durum var. Ne oluyor mesela? Bir adam bir yere gidiyor. Güzel bir yemek yiyor. Sana diyor ki kanka ben oraya gittim. Yemekleri çok güzel. Bunun gibi bir durum. Şu an gördünüz. Saylas mesela çok minyon varsa Böyle bir durumda sizin minyonlarınızı temizleyebiliyor. Ona göre dikkat edersiniz derken burada Kayısa'yı direkt olarak yakalıyor ve skoru almayı başarıyor. Yan koridorda zaten çok güçlü bir konumda. Hani Kayısa'sıymış, işte Sylas'ıymış. Gerçekten hepsini öldürecek potansiyele sahip ve burada zaten kuleyi de almayı başarıyor. Oyunun çok önüne geçti diyebiliriz. Çünkü kendi üst koridor oyuncusuna yani rakibine 3 seviye fark atmış durumda. Hatta şöyle düz söyleyelim. Rakipteki en iyi oyuncu Saylas ona bile 2 seviye fark atmış durumda. Çok ciddi bir üst koridor farkı var diyebiliriz oyunda. Oyuna da dahil oldu bakın. O da çok önemli. Oyuna da dahil oldu. Alt koridora gitti kule aldı. İşte Saylas öldürmelerine yardım ediyor derken üste dönüp hiçbir parçası yokken Rabadon'u direkt olarak almayı başarıyor burada. Burada da gerçekten hani inanılmaz bir güce kavuştuğunu söyleyebiliriz. Ama şunu unutmayın Rabadon genelde yakalandığınız durumlarda o kadar da güzel bir eşya değil. Stat olarak size bir şey vermiyor. Yani can kazandırmıyor vesaire yapmıyor. Bekleme süresini azalma vermiyor. Genelde Rabadon tetiği çekmeniz için çok iyi bir eşya. Bu ne demek? Savaş oldu bir yerden geldin Sshroy'a atıp ultiyi bir koydun. Orayı yok etme ihtimalin olabiliyor. Çünkü çok erken dakika olduğu için e, Rabadon için çok büyük hasarlar çıkarabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Yani mesela bu aşamada Rabadon değil sallıyorum şu an gölge alevin güzel olduğu bir durumda gölge alev tercihde yapabilirsiniz. Ama şu an Rabadon aldığı için bundan sonra alacağı her eşya çok büyük bir güç patlaması yaratacak diyebiliriz. Burada Kaysa'yı yakalamayı başarıyorlar. Asist aldı Kenen Alt koridora doğru gidiyor ama totemi olduğu için burada ee, her şeyin farkındakenen bakalım buraya devam edecekler mi takım arkadaşları da arka taraftan geliyor Jarvan da devam ediyor. Burada büyük bir ihtimalle rakibi öldürmeyi başaracaklardır diye düşünüyorum ben. Evet Darius yakalanacak en başta. Darius şöyle bir E yeteneğini kullanıyor ama maalesef hiçbir şey yapamadan direkt olarak düşüyor. Arka tarafta da Kindred'ı düşürmüşler. Tek kaçan isim Payk oluyor. Hemen Kenan de koridoru ittirmeye devam ediyor. Dediğimiz gibi koridoru ittirmesi zaten Kenan için hiç de zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde koridoru ittirdiğini görüyorsunuz. Bir sonraki minyon dalgasını daha ittiriyor. Evet orta koridora doğru koşuyor. Saylas'ı yakalamışlar orada. Saylas ultinin içinde kalmış. Bakalım oy kitle kontrolünü de attı orada güzel hasar. Elektrik verle beraber şu an çok saçma hasarlar çıkartıyor diyebiliriz. Burada işte kuleye vururken de E yeteneğinden gelen saldırı hızı da size çok büyük bir güç kazandırıyor. Burada zaten görüyorsunuz saldırı hızı E yeteneği ikinci seviye %50. Her seviyede %10 artıyor. Bu da aslında dediğim gibi tank eşleşmelerde otomatik saldırıyla dövüşebileceğin eşleşmelerde E yeteneği de güçlendirebilirsiniz diyelim. Burada bu arada üste dönüşünü bozdu. Yani bu biraz riskli bir hareketti ama çok da dert olmadı. Şimdi Zonya'sın, Zonya'sına doğru gidiyor. Kronometresini aldı. Yanına da bir tane şeytani külliyat aldı. Şu an ultisi 64 saniye ve 16. seviye olmuş değil şu an. Ee, yan taraftan Kindred falan yakalamış. İçeriye doğru giriyor ama hiç istediği gibi ulti olduğunu düşünmüyorum ben. Hatta şu an Silas Kenen'e göre çok daha iyi bir ulti attı. Darius öldürmeyi başarıyorlar. Bakalım arka tarafta Pyke'ı düşürecek mi Kenan? 5 2 7 170 milyona geldi. Onu da hatırlatmak istiyorum. Yalnız arka tarafta Kindred 3'te 3 yapmış. Bakalım şimdi Bart kitle kontrol atıyor. Q'sunu kaçırdı yalnız Kindred. Ee, özür dilerim Kenan. Burada elektrik verle beraber W'suyla skor almayı başarıyor Kenan. Ve 6. skorunda alıyor ve orada Kindred'i öldürmesi çok değerliydi. Çünkü Kindred hani baya baya güçlenecekti Kenan'ı de öldürse. Ama hiç dert değil. Şu an büyük bir ihtimalle Zonya'sını bitecektir. 370, aa bir dakika Darius'u yakalamayı başaracak burada. Mesela bak şu an burada ulti açacak. Bu ultiyi normalde açamayabilirdi mesela atıyorum bu ee, buff güçlendirme gelmeseydi. Bu da hani ekstra skorlar. Şimdi bu çok basit gibi geliyor size ama oyun ilerledikçe 10 saniye ultiniz olmadığı için bile maç kaybettiğiniz veya kötü duruma düştüğünüz durumlar olabiliyor. O yüzden bu tarz güçlendirmeler küçük gözükse de çok büyük oluyor. Bundan emin olabilirsiniz. Zonyasını aldı. Bir tane de kuvvet kitabı aldı. Şu an 16. seviye olması baya baya değerli. Ultisinin bekleme süresi adına hem de hasarı için. Mesela bu tarz durumlarda eşya bekliyorsunuz ya. Mesela Rabadon'u beklersin değil mi şu an mesela? Aa Rabadon'um var biraz bekleyelim. Rabodon'u değil seviyeni de bekletebilirsin takımına. İlla Kayla oynamak, Kasadin oynamak 16 seviye olmayı gerektirmiyor. Sonuçta Kenan'le de 16. seviye olduğun takdirde hasarını gerçekten üst seviyelere çıkartabiliyorsun. Burada Jarvan'dan güzel bir ulti gelmiş yalnız. Kenan için güzel bir pozisyon sıçrasını atıyor içeriye giriyor. İnanılmaz bir hasar vuruyor oraya. Kindred artık Aysan'ın da çok az canı kaldı. Zonyası var Kenen'in ama kullanmaya hiç gerek duymuyor. Arka tarafta Kaysa'yı da düşürüyorlar ve burada skorları topluyorlar. Yan tarafta Saylas bir, şey, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama maalesef pek de mümkün olmuyor. Barona hasarı Kenen'in çok fazla olmadığı için Barona hiç gitmeyip burada orta koridoru ittirmeyi tercih ediyor. Bence güzel bir tercih derken burada zaten rakip takım FF atıyor. 3 tane ejderleri olmasına rağmen Efe atıyorlar. Bence tamamen tilt oldukları için bunu yapıyorlar. Maçı kazanma ihtimalleri bana sorarsanız düşük de olsa var. Sonuçta 3 tane ejderim var. Bir tane ejder e, soğul alırsın. Bir şeyler yaparsın. Başka şeyler olabilir. Ama Kenen'in güçlendirmesi bu şekilde. Şöyle söyleyeyim size. Kenen'i herkes oynamaya başlamış. Hatta Gwen Orman'da oynamaya başlamışlar. Gwen Orman analizi de çok yakında gelecek. O yüzden hani Kenen'le Gwen'i profesyonel oyunculardan da herkes oynamaya başlamış. En önemlisi de zaten bu diyebiliriz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.